Partimiz tarafından 25 ikinci dönem milletvekili genel seçiminin 7 Haziran Pazar günü yapılması kararlaştırılmış. Yüksek Seçim Kurulu'nca seçim takvimi belirlenerek resmi gazetede yayınlanmış ve seçim takvimi işlemekte. Değerli arkadaşlar, parlamenter demokrasilerde millet iradesinin özgürce sandığa, dolayısıyla da ülke yönetimine, devlet yönetimine yansıması adil, tarafsız, şeffaf bir şekilde yapılacak seçimler yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi, halkın hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan tercihlerini ortaya koyabilmesi, aynı zamanda demokratik gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesidir. Anayasamızın 79. maddesiyle seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayetleri, itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kurulu'na verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu bu görevini başta 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ve 2839 sayılı milletvekili seçim kanunu olmak üzere diğer ilgili mevzuat kapsamında il ve ilçe seçim kurulları aracılığıyla yürütmektedir. Bizler ve değerli arkadaşlar, idare olarak seçim takviminin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve sonuçlandırılması için seçim kurullarıyla irtibat halinde olup, seçim kurullarının personel, araç, gereç, malzeme ihtiyaçlarında yardımcı olarak sorunsuz bir şekilde yürütülmesi, sürecin yürütülmesi çabası içerisindeyiz. Amacımız vatandaşımızın hür iradesini sandığa rahatça, güvenli bir şekilde yansımasını sağlamaktır. Bu itibarla bizler idare olarak çeşitli toplantılar yaptık. Kaymakam arkadaşlarımızla, güvenlik birimlerimizle, seçimlerin huzur ve güven içerisinde yürütülmesini temin etmek amacıyla bütün planlamalarımızı yaptık. Özellikle seçim siyasi partilerimizin seçim propagandalarını rahat bir şekilde yapabilmeleri, seçim bürolarının güvenliğinin sağlanması, özellikle siyasi parti genel başkanlarının seçim propagandası dolayısıyla ilimize yaptıkları ziyaretlerde, ilimize gelişlerinde güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alınarak il olarak gerekli misafirperverliğimizi göstererek huzur ve güven içerisinde propagandalarını yapıp ayrılmalarını sağlamaktır amacımız. Değerli arkadaşlar, bu toplantıdan bizim amacımız artık son bir ayın içine girdik. Son ilk üçüncü haftada diyelim. Bir kere il başkanlarımızla, bizler de merkezde il seçim kurulu başkanımız, ilçe seçim kurulu başkanımız bir defa daha gözden geçirelim. Zaten mevzuat işlemekte, seçim takvimi işlemekte. Ama bazı hususlar oluyor ki mevzuatta belirtilse dahi demokratik yorgunluk içerisinde seçimlerin geçmesi ve birbirimize sevgi saygı çerçevesinde yapacağımız faaliyetlerin devam ettirilmesi amacıyla açıkçası bunun için bir araya geldik. Yani özellikle bazı hususların sizler tarafından düşünülüp uygulanması önem arz etmektedir. Seçim bürolarının afiş ve bayraklarla süslenmesinde yine Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurullarının
kararlarına göre hareket edilirse arkadaşlar, hem görüntüde çevre kirliliğinin önlenmesi, gereksiz masrafların, gereksiz olabilecek sürtüşmelerin de önüne geçilmiş olur. Bunların da yine hem Yüksek Seçim Kurulu'nun hem İl ve İlçe Seçim Kurulu kararları çerçevesinde yapılması bu sıkıntıları azaltır. Yine değerli arkadaşlar, hassas davranılıyordur ama bir kere daha ifade etmekte fayda görüyoruz. Özellikle okul, hastane gibi özellik arz eden yerlerin önünden sesli propaganda araçlarımız geçerken hassas davranılırsa, en azından hastane, okul önlerinde hoparlörler biraz kısılırsa hepimize ait yerler oraları. Okulda hepimizin çocukları var. Hastanelerde hepimizin yakınları oluyor. Dolayısıyla buraları biraz daha hassasiyet gösteren yerler. Sesli propagandada özellikle siyasi parti yöneticilerimiz bu konuda ekiplerine hassas davranmaları konusunu uyarırlarsa bundan açıkçası toplum olarak memnun oluruz. Değerli arkadaşlar, yine özellikle mitinglerin güvenli ortamda yapılması amacıyla alınıyor güvenlik tedbirleri. Yine aynı şekilde seçim bürolarında, seçim büroları çevresinde güvenlik birimlerimizin aldığı tedbirler, değerli arkadaşlar, tamamen hem seçim bürolarımızın güvenliği hem toplantılarda alınan güvenlik tedbirleri, onların rahat huzur içerisinde işlemlerini, propagandalarını, faaliyetlerini yapmaya yöneliktir. Özellikle mitinglerde, miting alanına girişlerde yapılan kontroller tamamen miting alanının güvenliğine yönelik faaliyetlerdir arkadaşlar. Üst araması yapılır. Bu kalabalıklar içerisinde provokasyonların olmamasını sağlamaya, huzur ve güven içerisinde o toplantıların yapılmasını sağlamaya yöneliktir. Özellikle yine bu konuda da dikkatinizi çekmek istiyorum değerli arkadaşlar.